Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Qadirli körümelerimiz dünyanın her qaysı yerlerindeki qeyrindaşlar. İslam ve biz programımızın ikinci sahne görüşmelerine kızgın qarşı alamız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli körümelerimiz hem onlara məlum boğandık biz ötken hepte peyşembe günü muşu saatlerde tahminen huzurunada birinci sahne bilen sizler bilen yüz görüştük bu yan programımızı. İslamımızı kan dairde İslamımızla alakadar boğan kulumuzdan gelgençe bütün mavzularda hürmetlik ustazımız Şarık Türkistan Ulema'la birlikte azası Abdurrahman Cemal Kaşıgari ile sohbet kılış için ötken saati başlayan programımızdan bir ikinci saatinde oturduğumuz aldı bilen programın başlaştığım buranın kıymetli vaxtını çıkarıp kepeye geldiği için köptün köp rahmet eğitmen özgür. Namusli rahmet eğitmen. Rahmet. Barlık görülmen karındaşlığa rahmet eğitmen. Allah razı olsun. Kadirlik Ustaz bir vasıta programımıza girsek inşallah bir genç ikinci sen boğallığı için ötken saatte yeni bir kiliş kılıçtan acil yok. Hem de biz ötken saatte bir mukaddem müsifti de İslam diyen nime diyen mavzudu toktaldık. Hem bir gün biz Müslümanlar bile süftümüz bilen İslam bizden tutkül hayatımızını meyli dünyalık işlerimiz olsun başkalar bile boğan münasebetti ki olsun hayatımızın en küçük noktasından en çoğu boğuşa sistemi kısaldığan, bizge yol yoruk birdiğen hayat tüzümümüzde şuna diyemiz hem de. Bunu biz biraz bir açsak mı şu sözünün manisini? İslam hayat tüzümüdür diyen ise o kandak yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bizine yoktun barkılgan, hayatlık ata kıygan, akıl, vicdan ve erkillik ata kıygan Allah subhanahu ve teala çeksiz hem sana. Bizden hidayet tepşimizga vasıt olgan insaniyetine doğru yolga başlatmangan peygamberimizge dua salamla bolsun. Maksat gelsek İslam hayat tüzümüde bir itikat kılımız. Nemi şu şunda bir itikat kılımız. Bu İslam hayat tüzümü nemel? İslam bir bütün kurulmadan ibaret. Bir bütün hayat düzümeden ibaret. Çünkü İslam'da akid sistemi var. Akid asasları. İbadet asasları var. Ahlak asasları var. Şeriat asasları var. Kanun asasları var. Ve içtimai tüzüm asasları var. Muşu asaslarının hemisi bir bütün hayat düzümünü şekillendirdi. İslam'daki yukarıda tılgağın akide, ibadet, ahlak, şeriat ve başka ictimai tüzümlerin hepsi birbirini toluklayıp mağdur. Birbirini güçlendirip mağdur. Birbiriyle uygulayıp mağdur. Bu asasının hepsi tevhiddin ibaret bu akide etrafı da ayrıldı. İslam'ın hayat tüzümü tevhid asasından başlandı. İslam'ın tevhid asası karsak ve bağırlık şeriat tüzümleri karaylığan bulsak birinci kılıp şirik itikadkı can ilan kılışın gelgen hayat tüzüm. İkinci kılıp zulümge, meyli zulüm çoğun olsun, küçük olsun, musulmandın bolsun, kafirdin bolsun, zulümü can ilan kılışın gelgen tavir takiyiz. Üçüncü kılıp adaletsizlikke, müstebitke, müstemlikke karşı kuzgılan kötürüş için gelgen bir akide. Meyli İslam'ın akide terbi karaylı, meyli şeriat terbi karaylı, İslam bir bütün sistemi söylen, şirki karıştırış, zulümü karıştırış, adaletsizlik karıştırış, müstebitlik karıştırış, müstemliki karıştırış, insanın insanı çok onuşa karıştırış, ya ki bir insanın yanı bir insanı kul kılıp üzgü boysunduruşa, ya çok onduruşa karıştırış için gelgen bir akide, ya ki şeriat, ya ki bir bütün hayat düzüm. İslam bu yukarıki bir bölük ehvallığa ya bir bölük haletle can ilan kıldı. Ya bunun karşı kozgılan idiyesini, kozgılan akidesini Müslümanlar bildirdi. Bunun da maksat ne mi? Elbette bunun büyük maksatları var. Birinci kılıp bir yerde insanın adimiyelikini, insanın izzet şerifini, insanın erkilliğini, insanın adaletini vücut çıkarış maksat. İslam bir bütün hayat tüzümü buluş itibarı veren
İnsan hayatının her kaysı sahalarında doğru yol haritasını siz bireyleyin. Mesela insanın özü ile boğan alakası, yaratıcı zat ile boğan alakası, hayat ile boğan alakası, kainat ile boğan alakası, Müslüman kardeşi ile boğan alakası, ya ki Müslüman emez başka insaniyet bilen, yani insani kardeşlik noktasından hemimiz Adem ve Havva'nın evlatları buluşu itibarı bilen, insani kardeşlik noktasından, muş insanlığa ya ki muş daireler kandak muamelik dışı haritasını mı, ya ki bununki türlerini mi kör süpüreleydiğin hayat düzenlerinin ibaret. İslam akide kısmı, ibadet kısmı, ahlak kısmı, şeriat kısmı ve türlülük ictimai kısımları ile mükemmel bir sistemiğe ya da mükemmel bir binaya ya da mükemmel bir kurulmaya okşap gidiyor. Çünkü İslam insan, meyli şahs olsun ya da aile olsun ya da cemiyet olsun ya da devlet olsun ya da ümmet olsun ya da halkara diplomat alakası olsun, bunun hepsi körsetme, talimat, yol yoruk bir iş için gelgen hayat düzümden ibaret. Ama bu sözlerinin asas var mı İslam dininde? Ya ki bazılarının tepbağın sözü mü? Bunun asıl menbesi bir karar bakıyor. İslam'ın asıl menbesi Kur'an-ı Kerim kalsak, Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُودًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz sana Kur'an-ı Kerim'in hemen hepsini bayan kıpırdıgan, izahlap birdıgan, körsetme birdıgan, hem onun heritesini sızpırdıgan kılıp çöldük bu kitap. Bu kitap hidayet kitabıydı. İnsanga doğru yolunu körsetmeyen bir kitap. İnsanga hatırcemlik ata kıldığan kitap. İnsanga sevgi, muhabbet, rahmet ata kıldığan kitap. Mü'minle bu kitap samimi esip kalıp kalsa, devamlılık gönlüne bişaret veren, hürsellik veren, hatır cemlik veren, bekh-i saadet veren yol gösterilen aynı da kitabda süpetli. İslam tasavvuru kalsak, insan Allah'ın izbasar vekili sablon. Meyli bu insan Müslüman olsun, meyli kafir olsun. İnni cailun fil ardı halifet. İnsan Allah'ın izbasar vekili. Hoş. Allah insanını zaman hocayın kıpık etti. Buna bir bölük mesuliyetlerini attı. Muayyen gayi nişallah üçün yarattı. İnsan öz yaratılgan gaye nişallahın vücut çıkarı üçün yol haritası muhtaç. Hayat düzümü muhtaç. Tuğulgandan tatıp ölüp gitken kadar buna mesuliyetler var, vazifeler var. Hem İslam dini insan kartı hayat düzümüne yol koyulgallıkını Kur'an-ı Kerim ve sünnetin ibaret esli benbe buna tepildigallıkını bayan kılıp ma farratna fil kitabı min şey. Kur'an'a, Kur'an'da insanga lazım bulunduğun hiç kandak bir nesini biz çalı koyup koymadık. İnsan hayat seferinde özden insanlık vazifesini bu kainatı yetekçilik kılış, mesuliyetini ada kılışın, kereklik olan hemen es bayan kıpır. Bir yer bayan kılış, iki türlülük ol. Bir kısmı tepsiyle bayan kılınan, bir kısmı ihcam, kaideleri, prensipleri, kımmet kararışları bayan kılınan. Mesela, İslam'dan akidesi tepsiyle bayan kılınan. Şeriat kısmından ibadet kısmı karsak, bu mu tepsiyle bayan kılınan. Ahlak kısmı karsak bu mu tepsil bayan kılınır. Buna da ictihadka, akıl ya ki yeni kanun işlep çıkarışka ya ki yeni prensip oturgaç kaçka da ihtiyaç yok. Bu üç taraf, akide kısmı, ibadet kısmı, ahlak kısmı insan kancı eser yaşayan katı nezer her zamanda üzgürüp kalmaydı. Her zamanda özünün alaylılıkını cari kıldırıp durdu. Yani buna da sırt İctimai tüzüm bu. İctimai tüzümde şeriat asas kımmet kararışlarına oturup koyup belgin. Mesela siyasi tüzümde misal kalsak, siyasi tüzümde kımmet kararış ya ki prensipini oturup koydu. Mesela birinci kılıp siyaset kineş asasını elbirildi ve emruhum şura beynahum.
İkinci kılıp adalet bilen siyaset yürütüldü. Belki küçük devlet olsun, çok devlet olsun. Birlik buludu. Beraberlik buludu. Erkinlik buludu. Ahırı için. Hem kimleş kılıp? Bu kimleşten şekilde kandak kılıp onu belgilep be. Hakim sayılış meselesi, okşuş meselelerde mançıl sayılar, yakancıl dep be. Hı hı. Çünkü bu mesele zamanın özgürlüğü karta, insan aklının ki terakkiyatı yak menfet karta özgürlük durduğun bu başka, muş asası, prinsip asası da özen terakki kılır basan bulur. Muş umum sizlikten çıkıp gitmesen bulur. Bu itibar ile şeriatimiz bir bölük meselelerin tepsiyle oturup koyuyor, bir bölük meselelerinin ihcam, bayan kılış bilen Kur'an-ı Kerim'den ibaret bu mukaddes kitabımızda İnsan ma hayat seferinde özünün vazifesini ada kılış için kereklik olan hiç kandak bir nesini ma farrat demiş, çalı koyup koymadım. Sana yeterlilik olan nesine dedim. Meyle 10 esir ilgirki halet yaşayan bolsun insanlar, meyle bugünkü de üçür devir yaşayan bolsun, belki bundayken kaysi bir devirde atasın, yani şu devirde mi insanın ki hayat seferinde ya hayat mesulünün ada kılış için yolunun haritisi Kur'an-ı Kerim tepilamdı, tepil. Mesela müşidak tutusu bu, İslam'a itikad kıldığan, Allah'ın varlığı işinediğen, Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberliği işinediğen, hatta İslam'ın ki ibadet asaslarının cari kıldırdığan bir bölük, Müslümanlar. Bu İslam'ın, bu kardeşlerine İslam'ın ki siyasi tüzümü, ya ki iktizadi tüzümü, ya ki içtimai tüzümü, ya ki İslam bir bütün hayat tüzümünden ibaret de bu mesele oturulup koyulsa, hantan kağallıkını uçuratkın olur. Ya ki talaştığa çıkıyorlarını uçurattığını bulur. Bu Adem ile yeran saldıgan mesle. Bu kanda Müslüman da açıdık. Bu özümüz halıgan terpine kubul kılıp bu dinle, halımıgan terpi olsa red kıldan kanda Müslüman da açıdık. Akide terpi makul dediniz. Allah'ın ki varlık kamale süptüki ikizat ikerliği makul dediniz. Kur'an-ı Kerim hiç kanda bir eyip noksanının ki arlaşıp kanmakalıkı kim yüketin makul dediniz. Peygamber Aleyhisselam'da hek peygamber ikerliği işlendiniz. Şunda duruklu, Kur'an-ı Kerim bir yerde bu bütün hayat herisini sana hep geldi. Hayat yönünüsten bayan tutmadığımızda onunla tehtür karış, ya ki inkar kılış, ya hoş yakmasılık nezir olan karış, bu kanda Müslüman da açılır. Bu bir sahtılıktın başına esemez. Yani samimi bulmasılık, samimi dindarlık emez. Belki sahtı dindarlıktan ki ifadesinin ibaret. Çünkü Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَا. Bu şeriatın bir bütün hayat sistemi iskerliğini tekrar tekrar ayetlerle bayan kılıp biz sana şeriat belgilep verdik. Kanun belgilep verdik. Hayat düzmünü belgilep verdik. Sen muşnığa el geçtin. فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَا اَلَّذِنْ لَا يَعْلَمْ. Bu şeriatın kıymetini bilmeydiğen, bunun alaylıklı düşenmeydiğen, ya bununki mehsini bilmeydiğen adamlar karımımız, onun kendini hapsenmedi. Bu ayeti bayan kılan şeriat diyelim diyen ki. Gerçi bir bölük fukalarımız, bunun emini buluduğun ibadetlerle karatkan olsun mu? Lakin aslında bir yerdeki ayettir. Maksat, şeriat bir bütün hayat düzümünü görsün. Akidini mi özü çıkalıdı, ibadetini mi özü çıkalıdı, ahlaklı mı özü çıkalıdı, siyasetli mi özü çıkalıdı, iktizatlı mı özü çıkalıdı, her bir tüzümlü mü özü çıkalıdı. Bu İslam şeriyeti insanın dünyalık ve ahiretlik olup gelgen bir şeriyet. Fakat ahiretlik için emez. Din devlet olup için gelgen şeriyet. Din şu vaktinin özünde bu devlet. Yekke ve kollektiflikini birleştirip gelgen hayat tüzüm. Bu yeki ibadet emez. Yeki tüzüm emez bizge nispetle. Bu içtimai tüzüm, kollektif tüzüm. Bu İslam şeriatinin ki en çok alaylıklarının birisi evrişimlikliği. Yani evrişimlik ilgiye baktığımızda bu şeriat içtimai tüzümde. Yani hayat dolu özgürlük durduğun, özgür için tekazza kılgan bu dairelerde çok asas, prinsipal kaidelerini oturup koyan kalan dairelerde tepsiyle bayan kıyandı. Şimdi bu içtimai tüzüm özgürlük durduğun bu başka evrişimlik ile bunun asas tüzümlerini oturup koyup verdi. Ama tepsilatı kege vakti de insan ehli yolunu açmıyor. İnsanı izlendir. Tetkik kılsın. Tekşu. Terakki kıldı. Sen bu şeriatın ki maksatlar asası da şeriat belgelep belgel umu prinsipten halkıp gitmeyen asası da sen kanun tüzüm tüzüp çıksan oldu. Akılda mı kanun yolu koyuş, iktidarı bağlı şıkma. Şeriat bunu itiraf kıl.
asası emas. Bu çoğun xeritisi var. Prinsip var. Muştunun işçiliki tarmak dairlerini insan aklının iştahat kılışı, tetkik kılışı, işlap çıkır için yolunu koyup ben. Neyle böyle Müslümanların aklından oturup çıksın tarmak mesele. Hoş. Ya ki Müslüman emez başka milletin aklından oturup çıksın. Hı hı. Demek şeriatların maksatları, şeriatların ki prinsipi takşıp kalmaya kalkarsa o nesillerden faydalansa bulamadınız bu. Bu bir şeriatın ki man evrişimlik ile mukumlukla birleştirirken artıkçılık. Şeriat müşkül artıkçılık ile her kandak devirde meydanın tüktüğün halette insanın menfaatini kogdaş çünkü. Bu artıkçılık ile kogdaş giderliydi. Çünkü şeriatın hemisi savabit emez. Yani midir sıdırı kınmaydıgan tömür tam emez. Şu vaxtın olsa şeriatın hemisi suğu şaş, suyulup gitken dairemiz. Bunun içinde mukum dairler var, müstahkem durduğun. Bunun içinde terakki kıldığun, özgürdüğün bu dairler var. Muşun'un karta muamilik yıka baktığımızda bu hayatımızın şeriatını doğru tetbiklayalımız. Bu İslam'ın bir bütün hayat düzümü, ya İslam hayat kanunu, ya hayat sistemisi dediğimiz buna da ibaret. Köptün köp rahmet. Elbette bir çok bir tema bunu tefsili inşallah programlarımızdan. Bütün bu hayat düzümünden demişkerliğini, bunun dinkinki programlarımızda mı bunu daha parça parça ayırıp düşündürmez inşallah. Hem de bu şu insanın aklına şu neskil demdi. Biz İslam'da bu şundak bütün hayatımızdan hem nesini retkisi aldıgan, kontrol kıldıgan, hem de şu bizden hayırımız, bizden yakışılıkımız için uğurlaştırılgan demlerdi hem de bu şu. Bu şundak bir mükemmel bir hayat düzümü olsa, niye üçün şunun itikad kılıkçıları boğan, ağaç küçüleri boğan Müslümanlar krizden kurtulamay, müşünde yıkılıp kopuşuyoruz. Bunun sebebi mi? Bu meselede iki mesele var, iki mesele ayırıp karış lazım. Birisi şeriat ya ki din kandanesi, yani birisi Müslümanların ahval. Hoş. İkisinin birbirisiyle alakası olsun mu? Lakin ikisi iki nesi? Şeriat mukum. Mukaddes, özgürüp kalmayın. Ama bu yer özgürüp atkını insan. İnsanın haleti, insanın fikri, insanın düşüncesi. Ya ki Müslümanlıkların ölçümü bu yer özgürüp atın. Mesela şeriat kalsak, şeriatın biz bir bütün hayat tüzümü dedik. Şeriat kalsak Allah-u Teala bu şeriatı nüspetle İnne hâzel Kur'an yehdi lilletiye akvun ve yubeşşirel mu'minin ellezine ya'melunas salihat enne lehum ecren kebiren. Ma şeriatın asası olan, desturu olan Kur'an insanı en doğru yolu başlaydı. En menfaatlik yolu başlaydı. En mükemmel yolu başlaydı. En hatırcam yolu başlaydı. Fakat normallam yol demedi. Hidayet yolu deyip koyamadı. En faydalı kımanı müşahedeydi. Ma şeriat en mükemmel bir şeriattır. Enin kedve yubeşirel mu'minin. Kandık adamla netice kazanalıydı. Kandık adamla bunun da ahırı çıkalıydı. Kandık adamla savap netice girişalıydı. Kandık adamla krizden kurtulalıydı olsa ya'mel ona salihat. İman bilen birlikte emel kıyığı adamladı. Emeli iş hareketi de bu şeriatını cari kulduğu adamla ecren kebire. Man büyük mukafat girişirdi Allah şöyle. Köyünü de yakşılıkı öyle işbadiligen, yakımız köyünün yakşı oğandı diken buna öyle deydiğen şeriat demez. Bu şeriat akide öyle birlikte emel birleşken şeriat. Kur'an-ı Kerim muşunda uğurluk prinsipine biz miktipelgen bu olsun mu? Bizden hayatımız karşı bu dinimiz parzikliğen bir bölük kişilerle biz sevk kardık. Mesela ilim merifetki sevk kardık. Bumuz dinimiz destap çüşken ayette okusun. Bilimi al dedi. Terakki kıl. Ma dünyanı tetkik kıl sen dedi. İkrabilen baştan. Bu parzı sevk kardık. Kur'an-ı Kerim emel kıl sen dedi. Bu emel kılış fakat namaz zakat ulan tükümeydi. Hayatının bütün sahası da sen mesuliyet yaşı yetkendini tartıp ta bu dünyalı hoşlaşkan kadar meyle okutukçu olsun, meyle icdiri olsun, meyle kumandan olsun, meyle siyasetçi olup kalsın, öz dairende emel kıl. Bunun karta pasiflik kıl. Dinimiz bizde içtimai ibadetlerle köpteşebbüs kıl. Biz perzi eynene. Dinin dairesi, tar dairesi olarak beş iş bilen işimiz fütle biraz toktulamaz. Namaz, zakat işimiz tüklü de tar dairesi olarak koyduk. Ama içtimai perzlerle, cemiyet karakterlilik, devlet karakterlilik bu perzlerle sevk kurduk. Dinimiz bizi sebep netice kanuniyet boyunca iş hareket kıldı. Sebep neticeye emel kıyığını unamadık.
dinimizden akid kısmı kelgen çağda tasavvurumuz, düşüncemiz ya ki bu akidinin nimin takazza kıldığı Allah düşüncesi kallığımızda ene koymadı. Şeriatın maksatları bu kallığımızda ene koymadı. İctimai kımmet kararışta bu mu ene koymaya kap kaldı. Demek bir yerde din bizde alama buyurdu. Bizden ki bilenmeginimiz, ya ki emel kımmeginimiz, ya ki düşenmeginimiz bana bizden müşahalet bekledi. Hem bugün ki bizde kiriziz. Ya bugün kişiselinin asası ne mi? Kişiselinin asası biz akide olan ibadet hukumunu ayırıyorduk. Akide'nin altına yadılıp koysak işte öyle. Bu akidemiz İslam'ın mudur kokşuyor. İslam bir bütün kurulma diye vaktimizde hem mesela müş akidenin ki körsetmesi, takazası, hiricisi asasıdır. Biz ötken dersi mi dediğimizde Müslüman haram işka, hata işka dessep kalmışsa bütün kılvatkan işlerinin hemisi dinimizde ibadet sanılıyordu. Ama aşkari ibadet, şuar karakterlik ibadet ayrı. Onun da başka bir özgü paydiyat küzgen, kendisi paydiyat küzgen, cemiyet paydiyat küzgen, devletlik paydiyat küzgen, hatta insaniyet paydiyat küzgen işlemi o ibadet sanılıyordu. Biz akide ile medeniyetini ayrı ettik. Bu bir bütün hayat tüzüm edildiğinden akidesi var. Medeniyeti var. Onunki ahlakı var. Onun yürüyüş duruşu var. Onunki siyaseti var. Biz şeriatın siyasetten ayrı ettik. Siyasetini akidini ayrı ettik. Hoş. Muş işler birleşip bugünkü hayatımızı şekillendirdi. Dinimiz karsak mükemmel hayat sistemi ise ama bizden pasifimiz ya dinini doğru düşünemeyenlikimiz ya ki dini doğru muamil kılanmalıkımızdan dinini bir neş tarafı özümüz halıkança bunu çeçev ettik. Bu sebepten İslam karsak şundan güzel. Her taraf karsak insanın menfaatini kovdayamayın. Her taraftan insanı bahsadık eriştirsen bulur. Kayıs taraf karsanız adalet, kayıs taraf karsanız rahmet. Ama bugünkü hayatımız karsa ya adalet yok, ya rahmet yok. Hapalık var, musibet var. Bunun sebepsi İslamımız, bunun sebepsi üzümüz. Bu sebepte Müslümanlar bilim merhabette akıl kal. İslam emel kılmak Allah için, akidini sağlam düşen mi geldik için? Hoş. İlim merhabette akıl kal. Tekniki de akıl kal. Biz işletuvat kalbasılarımız Müslümanlarla emez. Hoş. Siyasi sahada kendi kap kaldık. İktisadi sahada kendi kap kaldık. Her bir sahada mı kendi kap kaldık. Bunun sebepsi İslam'ımız. Kur'an-ı Kerim 70'ten köp ayette imanlı bayan kıyan yerde emel-i sadi devamlık bilirken. Amin ve amin-i salih. Biz iman terfini tutmadık. Emel-i salih kıyan vakti de salihini koyup durup ya pasit bile bulduk ya naçar iş bile bulduk. Emel bulmadı. Bizden niyetimiz sağlam boğandık, iş hareket kalmışsak bulup getirip, üzümüzü yakışçalıp, üzümüzü paklayıp, oldu bir şey yok. Doğru. Demek bu Kur'an'ın ki keskin boğan, ruhşen boğan bu prensiplerine emel kılmalıkımız bizden bugünkü müşahaletke söyleyip geldi. Eğer biz İslam'a bir bütün hayat tüzümü süptüle itikat kılarsak, muşunda çün elisek, muş boğuş muamil kılarsak, bugünkü de bunda bitçari, harı halet, çıpkan mıgamlılık. Dünyanın oldu da mağalığım. Bunun tarihimiz, bunun devletlerimiz meyli özümüzden olsun, meyli dünya Müslümanı olsun. Bunun nek bakitimiz, nek bakit. Bugünkü halet biz bir esirlik en eğer bir sınak, en eğer bir krizis ol. Bunun çıkıp geçiş imkanı itibarımız, yolu bağımız var. Çünkü tarih bizge bunun çıkıp geçiş, yani bir terakik iliş, gülleniş, izze şereflik bir haletke ilişkinin imkanının bağlılığını tarih bizge ispatla beygin. Şu bir yerde bu krizin çıkışı için birinci kılıp İslam'ın asaslarını, şeriatın maksatlarını, ma dinimizin ki kıymet kararışlarını, meyli siyasi kıymet kararışı olsun, meyli iktisadi kıymet kararışı olsun, ya yani içtimai kararışı olsun, ya yani dünyavi kararışı olsun, bunu gaye ve nişan, gaye ve vasıfı da dünya ahire ten elip mansa, enin kendin bu kapılıktan, bu krizden çıkıp giderimiz. Bunun delili Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu stecibu lillahi vel rasul izâ da'akum lima yuhyikum. Müminler, hayat keçirmekçi olsan, yani Adem'dek hayat keçirmekçi olsanlar, izzet şerpanlı olan keçirmekçi olsanlar, özenlâgi münasip dünyanın yetekçisi devaklısına muşundan bir halet hayat keçirmekçi olsanlar, ma şeriat kılan. Allah, Allah'ın Resulü körüsü belge ya kılanlar. Yol manamış, heris manamış. Allah razı olsun. Hakikaten ayet güzel bir çöndürüş oldu. Hem de bugünkü ikinci bölümümüzdeki asasi temisi boğan
Bunun kiriştim burun kadirlik kardeşler programımız nek meydanın tahtlı otkanlığı için ikran aldı çıkıp duratkan numara arkalık bizge tikiranlar ya ki suallarına bu siyasetler buldu ya ki WhatsApp arkalık yazsanlar buldu bizim şeyde kulumuzun kegen cevap verişik tirişimiz bugün kemde asas baş temimiz boğan İslam'ın asasları ve kurulmaları nimelerden ibaret digen mavzuda toxtalmak için olduk. Müşahıkta biraz söz kılsak, vaktimiz az boğallı için amal ve cevaplar biraz kıskartılgan olsa, çünkü vakti. Evet. İslam'ın asasları neminden ibaret? Köpünce Müslümanlar yadı bildiğin, bir hak bizden kalımız sınıp kalan bir hadis var. İslam beş nesillerle pütte cennetine açmışına asallı kolu keltüdüm diye. Müş hadis hakkında bir az izahat vereyim. Müş. Peygamberimiz İslam'ın asasını az çıkırılmasını bayan kılıp bunu yani İslam'ı Allah'a kams. İslam beş nesilden üstü kurul dedi. İslam'ın bir bütün bina, bir bütün kurulma desek bununki astı kurulması vardı. Bunun türükleri vardı. Bununki asasları vardı. Bunun birinci asası Allah-u Teala'nın yegane zat işkenliği. Bütün kamale süsbetlerin iyi işkenliği. Eyüp noksandın pak işkenliği. Ve şununla birlikte ilahi vahiyini bizge elip gelen peygamberimizin hak peygamber işkenliği iman eydir. Çin kalbimizin iman eydir. Samimi dilimiz ile ilan kılış. Bütün vücudumuz ile, bütün hareketimiz ile bu imanın tekazzasını meydanda ispatlaş. Hoş. Birinci Türk. İkincisi namaz. Üçüncüsü zakat. Törtüncü Türkiye roza. Beşincisi hecdin ibaret. İslam bir bütün bina olan olsa bu Resulümüz hadis İslam'ın asasını hulaslap bergen bu beş neyse fakat Türk'ten ibaret. Asastın ibaret. Aslı kurulmuşsun ibaret. Hoş. Resulullah bununla çekilip kalmadı. Resulullah bizge imanın asasını demedi ki vakti hadiste oltta da bayan kıp bergen hadisler. İslam demediyse muş yukarı hadis olan İslam muş o da köyüsüfer. En bunundan halkıp ötüp ihsanın bayan kıp bergen tarafı var. Yani bir Müslümanın en yüksek seviyeye yukarı basmışı çıkarlayan ihsan dersi mi? Allah-u Teala'nın köz aldığını körüp durmatkan dek aşında bu seviye yeterlisem man bu ihsan dersi, muhsin dersi de bir süpetler ben. Bununla çekilip kalmay, Müslüman hayatı da muhtaç olduğun nesine mesuliyet yaşayacakken tat, hatta tuğuluş, tuğulgan tat, isim koyuluştun tatıp ölüp gitken kişi bağırlık bunun. Kireklik oğan, körüs etme, yol yoruklarını bedim o dizi bed. Hem yukarı hadiste İslam beş asası kuruldu degen bu hadis bayan kılığını biz Türkiye dedik. Onun asasıydı. Onda oğan çağırdı. Bu binanın türüke, binanın ki as kurulmuş sopkası, tabi halet bunun üstü konulduğun kavetleri var. Bunun renkleri var, kışları var, kavetleri var, yatakları var ve başka tarafları var. Demek muş beş asasının üstü kurulduğun şeriat var. Ahlak var, kımmet karış var, maksat var, asas var. Bina kanca yüksek, kanç körkem, kanç puhtu olsun ise bunun asas puhtu oluşu lazım. Bina kanç büyük olganca, bina kanç yüksek olganca bunun asasını takımı müstahkem katırıp çıkışına takızza kıldı. İslam dini büyük bir bina olganlık için asasını tevhidden başlar. Kağan muş töt aşkarı emeller ile bunun asası muş şu. Türk'ü muş şu. Asas teki kurulması muş şu. Kağını bunun üstü kuruldu dedi. İslam'ın bu beş asası her kanda şuurgan, boran kepkası mı berdaşlık var elde. Boran kat küçüyüp ketki avatı İslam'ın üst kurulması olan üst kavetleri çak yetişi mümkün. Aciz işi mümkün. Lekin ast kurulması akidi sağlam olsa Allah boğan itikat işini sağlam bulup kalsa ast kurulması hiç mi bulmaydı? Hiç kanda tesirge boran çapkonga bunun baş egmeydi. İslam'ın ki birinci asası İslam kurulmuşsun ki tevrenmez asasıydı. Biz yukarıdık. Tevhid İslam'ın motorunu gösterdi. Onda o vakti da bu tevhid gibi olan bizden düşüncemiz naitu ruhşen en okuluş lazım. Bir az iken toktadığımız vakti. Eğer tevhid ufkımı bizde akid ufkımı ruhşen bulmaya kapkasa
Yak buna da işkilini çoğulup kalsa, yak buna noksan bulup kalsa, İslam kurulması, yak ben Müslümanlık diyen ma kurulma, yak Müslümanlık davası, udulla. Bu yıkılıp düşürdü. Üzündeki mevcutlukunu saklayamayın. Bu işten beşe, tevhidin ibaret, as kurulmanı müstahkem şekilde kurup çıkış lazım. Evliyede tevhidin ibaret, bu as kurulmanı, enen kendin namaz, zakatın ibaret bu çoğun türüklerini toktatkan deyken, çokun bu binanın üstüne toluklaş lazım. Binanın üstünü kurup çıkış lazım. Bumuz bu bina Adem hatırcamlık birenmeydi. Behsadet birenmeydi. Adem rahat birenmeydi. Onda o vakti de bu niye İslam alakamsın diye muşahedet. Fakat Türk mü köyüsüdü ki, lakin bir bütün İslam'ın hemisinde köyüs birenmeydi. Hoş. Onda olsun şu İslam'ın birinci asası olan tevhid akidesi. Nimin ihbarıyla burada muşahedin başa girsek. Yukarı kadiske biraz mülahize, çunkur nezerden karayılgan bolsa Allah'ın yigan zat işkenliği ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber işkenlik meselesini oturup koyun. Tevhidden başla. Çünkü tevhid İslam'ın cevheri hesaplan. Tevhid merpet prensibi hesaplan. Tevhid medeniyet prensibi hesaplan. Metafizik prensibi hesaplan. Siyasi prensip hesaplandı bizim itikadımızda. İktizadi prensip, ictimai prensip ve dünya karış prensipini gösterdi. Çünkü İslam'ın bir bütün kurulma diye vaktimizde hemimizde bu akidenin ki tasavvuru, akidenin körüsü etmesi asası mı? Çünkü bizim medeniyetimiz mi? Akidik bağlılık, merpet nezirimiz mi? Akidik bağlılık, metafizik düşüncemiz mi? Akidik bağlılık, siyasi tasavvurumuz mu? Yanılan, inil hukmu illa illa. Bu mu? Akideye bağlılık. İktizadi kurulumumuz ve dünya karşımız mı? Hoş. Bu mu? Akideye bağlılık. Demek bu şehadet kelimesi, yukarı hadis şehadet kelimesi, Müslüman insan nispeten bu hayatın buluştuğu için gayelerini ve vasıtlarını belgelep durduğun dünya karşını ibaret. Bu hadisteki şehadet kelimesi İslam'dan başka ibadet olsun, ahlak olsun ve içtimai kurulma tüzümleri olup kalsın. Bunu hareketlendirip şey, stratejilik fikri tasavvurdan ya fikri karşıdan ibaret. Ömbiyada akide meselesi de nazik bir mesele var. Bunu biraz sözle bitirdi. Bu kainatta yiganlık fakat Allah'ız. Yekkilik fakat Allah'ız. Allah'dan başka her kan dağınası özünün hayatını tempon hale davamlaştırır için iki taraflı birlikte muhtaç. İki taraflı birlikte muhtaç. Mesela insanı misal kalsak insanda hürmet var. İzzet var. Şu vaktin özü de mesuliyet var. Dünya var, ahiret var. Bizde akıl var, nakıl bilir. Niyet var, niyetle birlikte işlenirken doğru davranış bilir. Ruh var, ruh ile birlikte madde var. Yekkilik var, kollektiflik var. Yekki iktidarçılık var, kollektif iktidarçılık var. Demek bu insan, kainatın kocayını olan insan, özünün hayatını sağlam, normal halette, tempon hale davamlaştırmak çok kalsa, bununki birden bir çıkış yolu, tevhid akidesinden ibaret. Hoş, inşallah. Elbette başka programlarımızda başka bölümlerde mi inşallah onu ayrım toktularımız. Çünkü aşıp başta size söyleyip ötken hadisininki, umumi düşüncesini. Hem de şu İslam'ın aşkarı mı şu biz bildiğin namaz, roza, zakat digendek mi şu aşkarı ibadet asaslarını ada kılış arkalık bir insan mükemmel Müslüman bulgu bulandı. Namaz, zakat, roza, hecden ibaret bu İslam'ın ki asasları, yak İslam'ın türkleri Allah'ıda belge oğallık için, yak büyük ibadetle oğallık için hoş. Müslümanlıktan ki, Müslüman boğallıktan ve bu dinini kubul kıyallıktan Allah'ın oğallık için asas deyip atan. Çünkü bu asasla namazdan tarif hecgeçi oğan bu İslam'ın türkleri hem Adem'in aşkarımız aşkar. Hem Adem'in aşkarlığını bulamaz aşkarımız. Çünkü bu şahsi bulduğun ibadet demez. Ya ki öğünün açıda karanlığı yer bulduğun ibadet demez. Aşkar ibadet. Şunun için şeriat, ya ki İslam dini, kişilerde aşkarı bulduğun
Bu ibadetlerin dinimizden asası, dinimizden evet. şuarı, Müslümanlıkla namayendisi, Müslümanlıkla işbadesi batır. Bununla elinden din çekilip kalmaydı. Müslümanlar bununla el olmaydı. Ama onun da ihlas deydiğin nesi var? Sevir deydiğin nesi var? Tevekkül deydiğin nesi var? Müslümanlığa karta sevgi muhabbet, düşmanlığa karta nefret deydiğin bu ibadet kısmıdır. Bu nesi insanın kalbinde yüşürüm boğallık için ma dairge kiremedi. Hoş. Çünkü ona aşkarla, aşkar ibadetinin ki namayenisi ya ki aşkar alamet de kargın bulmaydı. Hem de Resulullah İslam demeyse şehadet kelimesine ait. Birinci kalıp şehadet yetişildi. Bu şehadet kelimesi karsak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen muşu Allah'ın birlikini ispatlaydıgan akide sözü tasdiqlaş cihetten, tesir biriş cihetten kalbige ibadet, kalbige alakadar ibadet olgan bolsa mı? Lekin tilden çıkarış, tilövlen özden o Müslüman boğallıkını cakalaş itibarı bilen aşkar emelle katarı kerem dur zikirdi. Şehadet kelimesi bilen birleşip, muş ibadetle Müslümanlıkların kimlikini ihbar edildi. Hem Müslümanlıktan en tümen ölçümünü ihbar edildi, mükemmellikini göstermeyi. Bir adam şehadet kelimesini etti, namaz var, zakat var, ruz var, hec var, bu iş ne kaldı? Bu Müslümanlıktan en tövbe çekin gösterir, yüksek çekin göstermeyin. Buna da iman dersi var, ihsan dersi var ve şeriatın ki bir bütün kurulması var. A kurulumun kirmeyi durup bir bütün Müslüman buldum, ya mükemmel halet geldim diyemeyin. Hem bu beş asas karsak, şehadet kelimesi karsak, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen, bu akideden emeli ve nezriye kısmını gösterir. Bu doğru biz nezriye de yapıyoruz. Emniyet kısmını mesela. Çünkü bizden hayatımızdan hemimizin nerede çökülüyor durdu. Akit. Mesela bir işine kınmak yok kalsak. Muş işine Allah razı olam da razı olmam. Emniyet alakası varmış alakası. Şu sebepten tevhid akisinin asası olan şehadet sözlü mü? Bu akide nezriye kısmı. Namazı misal kalıp etsek bu ibadet kısmındaki emeli ve nezriye kısmındaki bir nemuiz. Zakat misal alıp etsek İslam iktisadının ve içtimai hemkarlıklarının ki emeli ve nezriye kısmı. Bir kısmıdır. Nemunistin ibaret. Rozi misal alıp etsek insanın kalbini paklaydıgan, ademle ademde kılıp imanını güçlendirdiğin amelinin ki bir nemunistin ibaret. Hecdi misal alıp etsek ulamı emeli tarafı var ve nezriye tarafı var. Hulasılığa vakti de namaz yaratıcı zatı bilen insan arasındaki şahsi alakının simbolü. Şu vaktinin birlikte, şu vaktinin özü de içtimai ve tüzümden ibaret. İçtimai ve siyasi tüzümden ibaret. İçtimailik var namazda, yekki namaz ve cemaat namazı arasında hem siyasilik var. Bir yerde bir rehber var, bir yerde bir geç küçük var. Zakat misal kalıp etse, bu içtimai hemkarlıkla ki bir namayensi. Bu iktisadi tüzümden bir partisi. Rozun misal kalıp etsek, imanını canlandırış, Müslümanlığın takımı küşeytiş, paspaletlerden kutuluş için bu jild bir katın elip verildiğin kürsten ibaret. Hece oğan bu Müslümanlığının ki jildi, kurultuyu, adalet ve beraberlikle ki namayenisi ibaret. Hem de muşu, beş nesi birleşip hemisi nimin şekillendirdi? Müslümanlığını şekillendirdi. Normal İslam'ın, bir insan özüme Müslüman diyaleydiğin bir sahaya girgen bunu yani. Demek, meyle akide kısmı olsun, meyle ibadet kısmı olsun, iktisadi kısmı olsun, ya ki ictimai kısmı olsun, muş nesan hemisi İslam etrafıda oylun. Hemisi İslam etrafıda bağlandı. Şunu bir yer, birer Müslüman, İslam'ın muş asaslarını, ya ki asıl kurulumunu pıhtılmayı durup, buna çüşenmeyi durup, ya ki bunu emri icra kılmayı durup, ben İslam'ın ki, asas kısmı iyi oldum ya icra kılvetimde tasavvur kılanmaydı. Bu asıl kurulumuz puhtunmaya kalıp kalsa bunun kalan işleri uzun kalmay yemirilip tügeyir. Hem de hulasılığa vakti de başlıklı sual Muş beş nesini kılıç bilen kavminin Müslüman boğunu olan siyahtır. Çünkü bu Türk'tür. Ma Türk'ün töpsi de şeriat var. Bunun töpsi de tüzüm var. Bunun töpsi de maksat var. Bunun töpsi de prensip var. Bunun töpsi de kaideler var. Bunun töpsi de türlük içtimai tüzümler. Muş tüzümden hemisi Müslümanın hayatı mücessemleşken vakti de en kendin kamil Müslüman seviyesi itkin. Eğer onda olmay namazını adak koyduk bir saat Türk dükkünde, jilde bir şıkkattım pul tapsak, zakat beyan ol, ömürde bir şıkkattım hiç kıp koysak, jilde bir roz tutup koysak ben cennetini açmışını aldım, ya mükemmel Müslüman buldum diken, o aklıma kankim.
Bu pekat türük mü? Bu pekat asas. Bu pekat yolunun ki mukaddemesi aç kuşun ibaret. Demek bulanı kıkan bir insan daha kuddu bir başlangıç mektep kirip bir mektepten okuşu olan okşaş İslam'dan bir azası boğan buldu diyen diyen yaptı İslam'da. Hoş, hem de İslam bizden onda olsa sır yukurdu biz sözlep ötken nimelerge bu asaska, bu tarazı kısasak İslam umumi ayyaş küçülerden, Müslümanlardan kandak şekilde ki, muşunda normal mağdığa Müslüman talep kılamdı ya ki başkışa boğan talep, İslam'dan talep, kanda bir Müslüman talep kıldı. Yani sualı sel, hulazılgan çağrı İslam kanda Müslüman talep kıldı. Kanda Müslüman talep. İslam kanda Müslüman talep kılsa cevap roşen. Talep addi. Lekin bizdenki düşünüşümüz, emel kılışımız var. İslam dini her kanda Müslümandın, er olsun, ayal olsun, çoğun olsun, küçük olsun, birinci kılıp itikadından sağlam buluş talep kıl. Hoş. İşkinci olup onun fikirinin ki İslam tasavvuru, İslam felsefesi, İslam nezriyesi asır buluşun talep kıl. Üçüncü olup ahlakının güzel oluşuna tekezza kıl. Törtüncü olup bir bütün bu şeriat ya ki İslam dini bir bütün hayat tüzme edilen muş itikadı ile yaşın talep kıl. Muş tört talep olsa kalan iş asancı. Muş tört talep ne? Özleştirgen Müslüman meyli alim Müslüman olsun, meyli okutkışı olsun, meyli incir olup kalsın. En yakışı Müslüman şu. Yani İslam'dan talep kıldan yukarı tört şartla birlikte alim Müslüman talep kıl. Bilimlik Müslüman talep kıldı. İnjiner Müslüman talep kıldı. Kumandan Müslüman talep kıldı. Yazgıcı Müslüman talep kıldı. İhtisas şunası Müslüman talep kıldı. Siyasi Müslüman talep kıldı. Asker Müslüman talep kıldı. Cemiyet şunası Müslüman talep kıldı. Ya yani kimya şunası, fizik şunası, doktor olsun, kayıs kesip olsun insaniyetke fayda etkizdiğen Müslümanların ihtiyacını kandaydıgan, hizmetini kıladıgan Müslümanlarını talep kıldı. Biz muş avlen kelgen çağda, muş yukarıki tört nesbilen birlikte, kays bir kesipte okuydu, kays bir kesip yaşaydı, ya kanda bir iş olan şoğulanaydı, ağaç işini puhta caydı kılarsak, ahirge çıkarsak, o vakti biz İslam terapkiyan yaramlık Müslüman galimiz. Mene navay olsun, üzünün kesipini caydı kıyorsun. Mene tarihçilik olan şoğulduk adam olsun, kesipini caydı kıyorsun. Doktor olsun, kesipini caydı kıyorsun. Buna akidi sağlam olsa, ideyi sağlam olsa, ahlak güzel olsa, İslam boğan o momun düşense dünya karşı doğru olsa, onun kılıvatkan işlerinin hepsi ibadetinden katarı sanılır. İslam'ın bir kısmı sanılır. Yani İslam bu türdeki Müslümanı talep kıl. Pekatlam hepsini molla talep kılmaydı. Pekatlam hepsini dihan talep kılmaydı. Pekatlam hepsini okuş talep kılmaydı. Müslümanın hayatı ahiretten ilgilenmiş dünyada kadar muhtaç olduğun kayıs bir sahada şu boşluk ne? Toldur alaydıgan, şu sahada hes koş alaydıgan, muşla yaramlık adamlarını talep kıl. Köptün köpü rahmet. Demek elbette her sahada yetişken, her sahada azası boğan, insanlar bilirler dünya, Allah talep ümit kılgan, talep kılgan, bizi halif kıldıgan, bu zemin hem güllendi İslam. Demek her saha yetişken vaktada, her sahada insanlar boğan vaktada, şu güzel akidimiz İslam'ın üstüge kurulgan. Köptün köp rahmet eğitimiz vakit münasebetle bugün programımızı meşahat toktasak inşallah yan bir katımlık sohbette devamlaştıramız. Kadirlik körülmelerimiz şuna kılıp bugünkü İslam ve biz programımızın ki ikinci saniye müşahede ahırlaştı. İnşallah bugün İslam dininin asasları ve kurulmaları hakkında söz kıldık, bahs kıldık. Rabbim inşallah ömür bahse kiler hafta yine peyşembe günü saat 2'de görüşküşe sizlerini Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Başka fikirlerinle olsa programı hakkında hep de işçilerimi yazsanla biz şunu görüp yeni bir katılmak programımızda suallarınla, fikirlerinle cevap verişe tereşemiz. Yeni bir katılmak sohbeti görüşürüz. Allah'a aman bulunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.